1930'un 19. haftasına hoş geldiniz. Bayramda gazetelerimiz çıkmamıştı o yüzden bu hafta birazcık sanki yoğun geçirmişler gibi geldi. Bayramda baya bir meselelerimiz vardı biliyorsunuz maçlarımız falan filan oldu onları bunları göreceğiz. Bakalım bu hafta gazetelerimiz neleri bize göstermek istemişler neleri almışlar. Şöyle görelim bu Haydar Rıfat Bey davası Ankara'daki dava oldu. Onu e, neşrettiler gazetelerimiz. Orada neler oldu? Kısaca onu göreceğiz. Bir kavga dövüş kavga dövüş demeyelim de baya bir tartışmalı geçmiş diyorlar dava için. E, bir hafta önce de şey olmuştu hatırlarsanız Haydar Rıfat Bey'in şahitleri dinlenmişti. E, pek de memnun değildi Haydar Rıfat Bey o durumdan. Daha sonra meşhur magazin haberimiz Şekerci Ali Bey yani Ali Muhittin ile e, Suat Bey arasında Hüseyin Suat Bey arasında bir dava mevzu vardı. Aktrist Maribel yüzünden açılmıştı bu dava hatırlarsanız. Bunun baya bir şey olacak bu hafta Şekerci Ali Muhittin Bey baya bir magazin gündeminde yani... Baya olaylı geçiyor. Şu anda işler onun için pek iyi gitmiyor gibi bunu göreceğiz. Ve erkek erkek kadın diye bir başlık erkek kılığına girip evden kaçan bir kadının hikayesi ve çok daha fazlasını bu hafta yurt dışına da çok çıkacağız. Çok daha fazlasını göreceğiz arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden like'ları alalım, komentleri atalım ve bayram sonrası 1930'un 19. haftasına baş. Evet, geçen haftadan kalma gündemimiz Hindistan'da biliyorsunuz Gandhi'yi tutuklamışlardı. Yerine Abbas Tayipci geçmişti. Tayip, Tayipci, Tayitci öyle bir sürü farklı yazıyorlar. Tayipci diyelim. Onu da tutukladılar arkadaşlar ve Hindistan'da meseleler gittikçe büyüyor. Ee, nasıl olacak, nasıl bitecek kimse bilmiyor. Ee, Abbas Tayipci de tutuklandığı için kendisinin yerine Milli hareketi riyasetine Neydo Hanım getirilmiş. Hint kadınlarının en münevveri olarak geçiyor. Neydo Hanım öyle diyor gazetelerimiz. Ee, geçen sene yani 1929'da Almanya'da toplanan Dünya Feminist Kongresinde Hint kadınlarının da temsil etmiş. Kendisi e, ve iyi bir şair ve kuvvetli bir hatipmiş. E, Hint bülbülü diyorlarmış kendisine. Bu yüzden e, aynı zamanda şöyle şey işte raporlar falan filan çıkıyor İngiltere'de İşte bu Hindistan'daki vaziyet ne olacak ne bitecek başımıza neler gelecek falan diye şey diyor oradaki vali raporunda da silahsız itaat hareketinin zirai mıntıkalarda pek zayıf akisler tevlit etmiş olduğunu beyan ediyor. Yani tarım köylerde, tarlalarda falan oralarda çalışan insanlar arasında çok fazla rağbet edilmiyor diye raporunda böyle yapmış yazmış. Şöyle Abbas Tayyipci niye tutuklanıyor peki? Gandhi'nin yerine geçen Abbas Tayyipci ee, şöyle olmuş çünkü taraftarlarıyla beraber Drasana tuz ambarına bir akın yapmaya teşebbüs ettiği sırada tutuklanmış. Kendisi ee, e, ne diyorlar Gandhi'nin taraftarlarından Doktor Seyfettin Kiçlev 3 ay ağır, ağır hapisle diğer 3 kişi de 18 ay hapise mahkum olmuşlar. Bunların cümlesi fesatçılıkla itham edilmektedir diyor. Yani Abbas Tayyipçi ile birlikte diğer destekçiler de tutuklanmış arkadaşlar. Abbas Tayyipçi de 6 ay hapse mahkum edilmiş. Hindistan'daki olay bu. Peki bu Abbas Tayyipçi kimmiş? Yani geçen hafta birazcık anlatmadım bile kim olduğunu. Bu hafta gazetelerimiz anlatmış. Gandhi'den sonra Hint Milli Hareketi'nin başına geçen ve bugün tevkif haberi bildirilen Abbas Tayyipçi Hindistan Hindistan'da en büyük mahkemenin baş hakimi iken 10 sene evvel Milli Hareket başladığı zaman mahkemeden istifa etmiş ve vatandaşlarıyla beraber mücadeleye iştirak etmişti. O zaman Milli Hareket müspet bir netice vermemişti. Abbas hareketi canlandırmak için durmadan çalışmış ve Gandhi'den sonra Hindistan'da en fazla nüfuzu kazanmıştı diyor. Abbas'ın yerine Milli Hareketin riyasetine getirilen Neydo Hanım da daha demin dedik. Hint kadınlarının en münevveri işte Hint bülbülü deniyor falan filan. Hindistan'daki olaylar böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakalım nerelere varacak gerçi biliyoruz nerelere varacağını da. Neler olacak? Neler bitecek? Aslında bu konuyu bir bilenle konuşmak çok iyi olur. Konuk alma olayını düşünüyorum gerçekten. Mesela böyle haftalık haberlere uygun üzerine uzun uzun konuşabileceğimiz belki de haftalık yayından sonra yine aynı hafta içinde haberleri orada öne çıkan haberleri tartışabileceğimiz detayını öğrenebileceğimiz insanları konuk almak da eğlenceli olabilir. Bunu da düşünüyorum. Bununla alakalı da tertibatları başladım diyebiliriz. Ve şimdi arkadaşlar ne oldu bayramda? Baca Macar takımı geldi. Muhtelit miydi bu takım? karma takımıydı yani bu da peşte miydi yoksa işte o B A B E A C takımı amatör muhteliti miydi o muydu bu muydu Galatasaray Fener arasında baya bir tartışma vardı ne oldu arkadaşlar ee, ilk maçı Galatasaray'la yaptı ve çok hararetli ve o nispette güzel olmuş bu maç. Ee, sonra e, ve şöyle bir şey diyor. Macar takımı diyor. Siyah beyazlı formayı giymiş bunlar sahaya geldikleri vakit şimdiye kadar hiçbir takımda görmediğimiz bir şekilde halkı selamlamışlar, alkışlamışlardır. Bu zamana kadar hiçbir takım yapmamış. Ben çocukken hatırlıyorum futbolcular şey yapıyordu. Tribüne şöyle bir dönüp sağ ol sağ ol sağ ol yapıyorlardı. Herhalde öyle bir şey bu. Gelmiş vatandaşı alkışlamış sağ ol sağ ol sağ ol yapmış. İlk defa görmüşler hiçbir yabancı takım bunu yapmıyormuş. İlk devre ne olmuş? Sıfıra sıfır bitmek üzereyken Güzel bir pas alan Kemal Faruki. Bu da geçen haftadan hatırlarsanız Bursa'da gazeteciler davasında Galatasaray başkanını dava eden ama hala Galatasaray'da oynayan Kemal Faruki ilk golü yapmaya muvaffak olmuştur. İlk yarının sonlarında Kemal Faruki'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın gazetelerde hala şey devam ediyor. BAC takımının ilk maçı diyor. Diğerinde Macar takımı diyor. Burada da bu vakit gazetesi Macar muhteliti ile yapılan maçlar. Gördüğünüz gibi hala bu atışma devam ediyor. Bunlar karma maç mıdır değil midir nedir şey değil yani. Hala bu, bu konuda tartışıyorlar. Neyse ikinci devrede Macarlar mağlubiyetten kurtulmak için daha çok çalışmışlar. Ee, yegane gollerini de yaparak berabere bir vaziyet ihdas etmişler. Galibiyet sayısını yapmak Galatasaray'a kısmet olmuş. Rebi bu da ee, iyi bir oyuncu o dönem için. Güzel bir vuruşla ikinci ve galibiyet sayısını yapmış. Oyun bu suretle bitmiş arkadaşlar. Ne olmuş sonra? Beşiktaş'la maç yapıyorlar. Beşiktaş 3-0 mağlup oluyor bunlara. Ee, ki şey diyorlar yani Galatasaray maçından sonra adamlar yorgundu. Onlar da çok kötü oynadı. Beşiktaş daha da kötü oynadı. Ve mağlup oldular. Hatta galiba Beşiktaş'ta bir tane penaltı kazanıyor. Onu da golle de falan da çeviremiyor. Beşiktaş Beşiktaşlık yapmış yani. Ee, şeyde de Fenerbahçe'nin maçında ne oluyor? Son maçı da Fenerbahçe yapıyor. O maçta da Hakem Burhanettin e, penaltı veriyor Macarlara. Çünkü Fener önde götürürken Macarlar da penaltıdan 1-1 yapıyorlar maçı. Fenerbahçe de berabere kalıyor. Sonrasında da Macar misafirlerimize ziyafet veriliyor. Bayramın 3. pazar günü misafirlere şehremaneti tarafından büyük Büyükada'da bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafetten sonra misafirler adada gezdirilmiş. Akşam son vapurla İstanbul'a avdet etmiştir falan filan. Bu şekilde şey yapıyorlar. Şimdi bunun üzerine bakın Abidin Daver Galatasaray Başkanı'nın köşesi hem nalına hem mığına köşesi. Burada da o da maçı incelemiş. Daha ziyade şuna konsantre oluyor. Başlığımız şu. Sporcu böyle olur. Bayramda şehrimize 3 maç, şehrimizde 3 maç yapan Macar futbolcuları benim oynadıkları oyunla değil fakat gösterdikleri yüksek bedeni kudret ve mukavemet itibariyle nazarı dikkatimi celbettiler. Peşteden hareketlerinden itibaren bir haftalık hayatlarını tetkik edelim. 2 gün tren yolculuğu. Bir gün istirahat. Yorucu bir maç. Yorucu bir maç daha. Bir gün sabahtan akşama kadar tenezzüh. Ve yorucu bir maç daha. Gördüğünüz gibi hakikaten öyle adamlar iki gün. Yani şimdi futbolcular mesela düşünebiliyor musun? Adamların yaptığı şeye bak yani. İki gün trenle buraya geliyorlar. Hadi bir gün yattık dinlendik. Galatasaray'la oynuyorlar. Sonra bir Beşiktaş'la oynuyorlar. Sonra da gezdiriyorlar ediyorlar bunları. Sonra da bir de Fenerbahçe'yle maç yapıyorlar. Bir hafta içinde 3 maç. O dönem böyle bir olay var yani. Hani maçlar da 90 dakika falan şeyde değil. Acayip bir olay. Görülüyor ki 7 gün zarfında yalnız İstanbul'a geldikleri zaman bir gün istirahat etmişlerdir. Bir haftalık her türlü yorgunluktan sonra en kuvvetli takımlarımızdan biri olan ve hiç yorulmamış bulunan Fener'le berabere bir maç yapmışlardır. Gördüğünüz gibi adam da diyor ki tamam adam da Galatasaray'ın başkanı sonuç olarak böyle diyecek. Fenerbahçe'de hiç yorulmamıştı morulmamıştı adamlar o kadar koşturdu en son maçı yaptı berabere kaldılar. Aynı şeraite bizim futbolcularımız maruz kalsalar yürüyecek halleri kalmazdı. İşte sporcu böyle mütehammil ve mukavim atlet demektir. Buradan da Abidin Daver bunu şey yapmış. Hani bizde de var ya 3 günde bir maç yapıyoruz. İşte işte perşembe yaptık, cuma yaptık. Çok yorulduk. Ki haklılar yani. Bence de yapılmaz bu arada. Hani 3 günde bir maç bunun şeyidir yani. Okey. Daha fazlası harbiden olmaz. Bu Macarlar yaptığı Viyana takımı da öyleydi. Arda arda iki maç yapmıştık yani. Yapılmaz yani bu. Yani bu ne? Neyse adam da diyor ki arkadaşlar adamlar ama hala fiziken diriydi, iriydi. Bizim futbolcularımız olsa bunu çıkartamazlardı. Sağları solları kalçaları falan filan atardı sakatlanırdı diyor Galatasaray'ın başkanı Abidin Daver. Peki başka bir olay daha var. Burhanettin Bey yönetmişti maçı. Birazcık e, gazetelerimiz memnun değil de onun yönetiminden. Orada da şu böyle olmaz başlığıyla gelmiş gördüğünüz gibi. Hakem yetiştirmek lazımdır diyor ya. Bu ne lan diyor. Hakemimiz yok. Hatta hatırlarsanız bu sene şey olmuştu. Beşiktaş'ta Fener maçına hakem bulunamamıştı. Şey oluyor neydi Beşiktaş'ın efsane Şeref Bey. Mesela Şeref Bey idare ediyor bir maçı. Galatasaray'ın bir maçı oluyor. Maçı Şeref Bey idare ediyor. Öbürkünü başka biri idare ediyor. Böyle bir şey. Hakem yetiştiremiyoruz yani. O haberde şöyle kısa bir haber. Haber de değil de fikir yazısı diyelim. Futbol heyeti tarafından bundan bir müddet evvel bir hakem kursu açılmıştı. Demek ki bir hakem kursumuz varmış. Öyle zannediyoruz ki bu kurs hiçbir şey öğretmeden kapandı. Ecnebi takımlarını celbettiğimiz bir zamanda bir tek hakeme malik olamayışımız nefeci bir hal. Gördüğünüz gibi hakem çıkartamadık. Hakemimiz yok yani ülkede hakem yok. Bari şimdiden sonra gelecek takımlarla anlaşırken gelirken bir de hakem getirin kaydı konsa. Yabancı hakem. Gördüğünüz gibi hala aynı mevzular. Yetiştirmişizden olmuş. Yabancı hakem diyoruz şimdilerde de. Hakemlerimiz gelen ecnebi takımların hiçbirini memnun edememiştir. Futbol için ne kadar paramız heba oldu. Son gelen futbol antrenörü Kat Bela'ya verdiğimiz yüzlerce lira mukabilinde ne istifade ettik? Muazzam olimpiyat faciası da hala hatıralardadır falan filan demiş. Yani hakem yetiştiremiyoruz, yetiştirmemişiz. Yetiştirmemiz lazım en olmadı yabancı hakem. <laughs> demiş yetiştirdikten sonra da bir şey olmadı ya hocam. Keşke görebilseydim bu günleri. Hala aynı şeyi diyoruz. Yabancı hakem getirsinler falan filan diyoruz. Neyse işte bu maçlarda böyle geçmiş arkadaşlar. Bu tartışma böyle devam eder. Galatasaray-Fener tartışmasının basındaki yansımaları diyelim. Sonra ne dedik? Haydar Rıfat Bey'in Ankara'daki davası görüldü. İşte bu şeydi. Bunun şahitleri dinlenmişti. Haydar Rıfat Bey bayağı bir ateşli Adliye vekilinin Mahmut Esat Bozkurt'un avukatlarıyla falan atış atışa bir dava şey yapıyor. Söyleyin adını. Dava süreci oluyor. Çok teknik meseleler üzerine konuşuyorlar arkadaşlar. Yani gerçekten teknik. Hani ilk ilk davada mektuplar okunmuştu şey olmuştu. Hani orada suçlamaları vardı Haydar Refat Bey'in. Adalet Bakanı da kendini bana göre iyi bir şekilde savunmuştu bu konularda mahkemeye gelip ama şu anda işi böyle bir teknik meseleye dökülmüş durumda hani benim şahitlerimi düzgün dinlemediniz hani doğru sorular sormadınız benim soruma da müsaade etmediniz halbuki bu doğru bir şey değildir falan yani İşi böyle e, teknik meseleye meseleye indirgiyorlar gibi ve yeni şahitler göstermek istemiş Haydar Rıfat Bey mahkeme ve bir öncekileri de tekrardan dinleyin abicim. Siz onları öyle çünkü gerçekten adamın şahitlerini dinliyorsun. Adamın şahitleri ha o konuda pek bir fikrim yoktur ama şunu şöyle ya bilir kişi gibi konuşuyorlar. Yani bir şahitlik yok ortada. Benim okuduğum bir öyle yani adamın şahitlerinde. Adam diyor ki bu bu şekilde yapılmaz. Ama yani şey yapmıyor yani ben bunu gördüm. Bu böyleydi. Ben bunu şuradan duydum. Şu bana şöyle söyledi. Öyle şeyler yok. Aslında fikir üzerinden şey oluyor. Bilir kişi çağırmış gibi tekrardan dinleyin falan filan demiş şahitlerime. Bunları kabul etmemişler. 29 Mayıs'a da Haydar Rıfat Bey'in mahkemesi ertelendi arkadaşlar. Peki şey açısından Mahmut Esat Bozkurt açısından ne oluyor? Onda da şöyle oluyor. teşri masuniyet yani işte dokunulmazlık diyelim buna ya da kürsü masuniyeti tam onu karşılamıyor. Dokunulmazlık diyelim. Onun kaldırılmasıyla alakalı bir laya şeye geliyor ama nasıl geliyor? İsmet Paşa'dan meclise geliyor. Çünkü süreç şu şekilde istiyor. Haydar Rıfat Bey de hakaret davası açtı buna. Adalet Bakanı'na. Onun için e, meclisten izin alınması lazım. Dolayısıyla da bunu bir şekilde meclise encümene yolluyorlar falan filan. Onun haberleri çıktı. Bu olur mu olmaz mı? Bunu tartıştı gazetelerimiz bu hafta ve şöyle bir olay Mahmut Esat Bozkurt kendi imzalayarak İsmet İnönü'ye yolluyor bu şeyi. Ee, söyleyin adını. Bu tezkereyi. Bu tezkereyi yolluyor. Hani böyle böyle bir şey var. Bu adam bana hakaret işte Mahmut Esat Bozkurt'um ben hakaret davası açıldı. Benim işte yargılamam, bilmem ne, nasıl olacak meclisten bu süreci başlatması için İsmet İnönü'ye veriyor. Başvekalette bunu e, usulen meclise sunuyor. Encümene sunuyor. Orada şöyle diyor hemen kısaca. İzmir mebusu Mahmut Esat Bey efendi aleyhine açılan hakaret davasını mutazzamın Mutazzamın Haydar Rıfat mühürlü istida ve suretleri leffen takdim kılınmıştır. Bu bapta tahkikat icrası teşkilat-ı esasiye kanununun 17. maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlı bulunduğundan muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını adliye vekaletinin bilmem ne bilmem ne tarihli ve 212'li numaralı tezkeresi üzerinden arz eylerim efendim diye meclise bunu yollamış. Bu olacak mı olmayacak mı diye tartışıyorlar. E, bu sanki olmaz diyor buradaki gazetelerimizin genel yorumu bu. Bu meclis yani bu şekilde olmaz diye düşünüyorlar. Çıkmaz bu olay diye düşünüyorlar. Ama göreceğiz. Yani meclis kayıtlarına baktım. Daha encümene gittiği için herhalde mecliste bu oylanmadı. Etmedi. Başka bir davamız daha vardı. Geçen haftalarda tutuklanan bir sürü yazı yüzünden işte hükümeti eleştirmek olsun, işte bu e, tütün şirketini eleştirmek, iftira, bilmem neler falan filan olsun. O konuda tutuklanan Arif Oruç vardı. Arif Oruç ve şey, e, Yarın gazetesi Diyelim onun duruşması görüldü. Çok kalabalık geçen bir duruşma. Ee, Birçok meselede şey oluyor arkadaşlar. Savcı Arif Oruç'un yazdığı yazılar tek 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 okunuyor. O okunan yazılar üzerine kendisine sorular soruluyor. Ee, mesela atıyorum bir tane yazısıyla alakalı şöyle bir şey soruyorlar. Ee, diyor ki hani bir makale okuyorlar. Bu makalede diyor sen işte hükümetin değişmesi lazımdır falan filan gibi bir şeyler dedin. Buna ne dersin diyor yani niye böyle diyorsun. Ee, o da diyor ki yeni unsurlardan teşekkül edecek bir kabine lazımdır. Uzun duran bir kabine yıpranır. Kendi mevcudiyetinden başka bir şey düşünmez olur. Yani değişim şarttır diyor. İşte güç yozlaştırır falan filan diyor. Hakim de diyor ki bunu nereden çıkartıyorsun diyor. O da diyor ki bu ilmi bir nazariyedir. Durup dururken bir vekil değiştirilmez. Zaman zaman hasıl olan tebeddül, evet, tebeddüller bir anlaşılmaz anlaşılmamazlığın husule geldiğini gösteriyor. Yani bir sürü bir sürü olay oluyor. Dolayısıyla da bu kabine içinde bir yıpranma var falan. Ben de o yüzden bu kabinenin bir değişmesi lazımdır falan filan diye yazdım diyor. Mesela bir yazısıyla alakalı bunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla da bu tek tek yazıları okunuyor. Savcı da bunun üzerine mütalalarını veriyor. Arif Oruç'un yazıları üzerine ve ondan sonra e, diyor ki burada şey e, birçoğu hakkında aslında gerek yoktur diyor. Bu işte eleştiridir diyor bir şeydir diyor falan filan. Tek iki tane e, yazı meselesi oluyor. Onlar üzerinden e, ceza alacak. E, 20 bin kişi işsiz kalacak yazısı bir de mecliste kargaşalıklar çıkacaktır gibisinden bir yazı. Bu da şöyle bir tek, tekzip edilmediği için bunun üzerinden ceza alacak. Arif Oruç ve aynı zamanda da kendisiyle birlikte tutuklu olan daha sonradan da 25 yaşında olan Şemsettin Bey isminde başka bir yazar da o da yarın gazetesinde Arif Oruç içerideyken baş yazıyı o yazmıştı bizi susturamazsınız falan filan gibi yazı oradan da onu almışlardı içeri ve şöyle bir şey var bu Şemsettin Bey ee, bu Ankara'dan bildiriyor işte 20 bin kişi aslında 2 bin kişi diyor ama onu gazete yanlışlıkla 20 bin diye yazıyor Şemsettin Bey'in hatası o, o yanlış bildirdiği için ama gazete de bunu düzeltmiyor aynı zamanda da Ankara'da kargaşa işte mecliste tartışmalar olacaktır kargaşalık çıkacaktır falan yazısı e, bir haberi de şeye giriyor bunu da beğenmiyorlar yani yanlış buluyorlar Şemsettin Bey e, hapis hapse mahkum oluyor e şeyde Arif Oruç da işte savcı tek tek okudu ya hepsinde böyle şey diyor savcı yani bu bir fikirdir. Burada bir hakaret yok. Burada bir eleştiri halka galeyana getirme yok falan. Savcının her yazı hakkındaki mütalasında da tıklım tıklım dolu salon alkışlar kopuyor. En sonunda da işte işte mahkeme diyor ki tamam biz kararımızı verelim diyor. Kenara çekiliyorlar işte saat 5 gibi falan karar verilecek. 7'ye kadar uzuyor mesela mesele. Sonunda Arif Oruç'a diyorlar ki sen ceza aldın. Bir ay bilmem kaç gün ama kaç aydır da içeridesin. Bunu mansup ediyoruz. Sen dışarı çıkabilirsin diyor ve Arif Oruç beraat ediyor arkadaşlar ama haftaya da Ankara'ya gidecek. Niye? Çünkü şeyde Şükrü Saraçoğlu da maliye vekili de kendisine dava açtı şey hakkında. Yarın Gazetesi'nin yaptığı haberlerden dolayı bu haftaki böyle siyasi, politik ya da gazetelerimizi ilgilendiren davalarımızda bu şekilde devam etti arkadaşlar. Ve başka bir davamız daha var. Bu haberi de okumuştuk. Bir şoförün davası diyor. Ahmet Hamdi Efendi diye bir şoför vardı şey anlatmıştı Taksim'de valiye yol verdim durdum bir anda beni pataküte dövdüler sonra da arabayla gelip arabama çarptılar diyor Şehremini ve vali Muhittin Bey için Beyoğlu 2. Ceza Mahkemesi'nde bu dava dün başlamış yani dün dediğim 1930 senesinin 19. haftasında başlamış yalnız burada şöyle bir problem vardı Muhittin Bey'e bir türlü tebligat yapılamıyordu çünkü Muhittin Bey bir şekilde o tebligatı almıyordu. Ya Ankara'da oluyordu <laughs> ya işte e, onun yerine başkası imzalamış oluyordu ya da Viyana'daydı mesela. Uzun süre Viyana'daydı. Vali şey şehremini Muhittin Bey uzun süre orada takıldı. Aa tebligatı alamadım falan filan. Şimdi de tebligat yapılmış. Şimdi de denetleme için Yalova'ya gittim falan gibisinden bir şeyler var. Yine tebligat yapılamadı mevzu varken mahkeme şöyle bir karar veriyor. eee bir şekilde kendisinin tebligatlar haberi var var haberi falan diyor. Bir şekilde bu tebligat yapılmış sayıyor. Ve Muhittin Bey'in şehremini Muhittin Bey'in mahkemeye bir fiil yani avukatı olmadan avukatı aracılığıyla değil kendisinin bir fiil gelmesine hükmediyor arkadaşlar. Bu da bence önemli bir şey e, önemli bir karar olmuş bence. Bakalım haftaya ya da ne zaman ertelendiyse bu dava şey gelecek mi? Şehremini Muhittin Bey buraya gelecek mi? Gazeteler Muhittin Bey'i de çok tutmuyorlar açıkçası. Zaten bu gazeteler davası falan filan da onlar kendisinin de onun içinde sonuç kendisinin içinde bulunduğu kurumla alakalı. Ve başka vali muavinimiz Cefakar Fazlı Bey'in de başına şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar. 25 yaşlarında biri gelmiş kendisinin yanına ve şöyle demiş. Efendim korkuyorum başımda ve karnımın içinde ecini ve periler var. Bir tarafa gidemem. Beni burada muhafaza ediniz. Karnımdaki periler ihtilal çıkaracaklar. Beni kurtarınız gibi saçma sapan laflar söylemiştir. Aynen böyle diyor Gas demiş. Böyle böyle demiş saçma sapan laflar söylemiştir demiş gazetemiz İbrahimoğlu Hasan ismini taşıyan bu şahsın Kuveyi akliyesinin yerinde olmadığı görüldüğü için muayene için yollamışlar edamanı tutmuşlar. Valiye gidip böyle demiş ben cinlendim içimde cinler var helal bir ihtilal çıkartabilirler bana yardımcı olun falan filan diye vali muavinenin Fazıl Bey'in yanına gitmiş herifi de apar topar. Şey yapmışlar gazetelerimizde çok rahat bu konuda gerçekten saçma sapan sözler söylemiştir demiş adama. Peki başka bir nasıl diyeyim belediyeyi ilgilendiren bir garip dedikodumsu mesele daha var. Cam kıran kurşunlar diyor nerede olmuş bu Üsküdar Belediye Dairesi'nde. Garip bir şey olmuş. Şu oluyor arkadaşlar gündüz vakti. Bir anda şey yapan içeriden bir sürü insanın böyle koşuştuğunu falan filan görüyor. Belediye dairesinden insanlar kaçıyor tamam mı? Ve kaçanlar şöyle şeyler anlatıyor. Kadın tabancayla iki defa ateş etti. Ne iki defası? Bütün camlar şıngır şıngır yerlere indi. Camlar delik deşik oldu. Birkaç el silah atıldıktan sonra mesele falan filan böyle şey yapıyorlar tamam mı? Millet böyle kaçışıyor. Üsküdar Belediye Dairesi'nden. Sonra mesele şu oluyor arkadaşlar. Üsküdar Belediye Müdürü Sedat Bey'in Refika'sı her nedense... Her nedense... E, zevcini pek kıskanırmış. Niye kıskanıyor acaba? Zevcinin dairesinde bulunan daktilo hanımlarından biriyle alakadar olmasından endişe eder. Kocasını gözetlemeye başlar. Yani... Bu Üsküdar Belediye Müdürü Sedat Bey'in bir tane daktilo hanımı var. Daktilocusu. Kadın ondan kıskanıyor kocasını. Böyle gözetliyor falan. Nihayet hadise günü Sedat Bey makamında daktilosuna yazı yazdırırken <laughs> hanım elinde tabanca müdürlük odası önünde dikilir. Elinde tabanca avaz avaz feryada başlar geberteceğim o kalta, bitireceğim, mahvedeceğim onu diye camlara, kapılara doğru ateşe başlar ve belediye dairesinde bulunan insanlar hep birden savuşurlar. Yalnız Sertabi bile mühendis hanımın önüne çıkarlar ve tabancayı alırlar falan filan. Kadın kocasını basmış, kadın adam da Üsküdar'da belediye müdürü daktilosuyla yani sekreteri diyelim. Beni aldatıyorsun sen ona çok alaka gösteriyorsun cart, cart falan diye başlamış şakır şukur kurşunları sıkmaya daire de böyle de bir olayın haberi veriliyor gazetemizde. Sonra tabi bu işin birazcık da detayına giriyoruz gidip işte bu Sedat Bey ile falan filan konuşuluyor. Şuradan şöyle bir şey çıkıyor. Sedat Bey'in refikası Muzaffer Hanım, silahı atan Muzaffer Hanım bu Daktilo Hanım'ı kıskanıyor. Bu yüzden bir zamandan beri aile arasında münakaşa eksik değildir. Yani kadın bir süredir kıskanıyor zaten bu Daktilo'yu. Gittikçe büyüyen münakaşalar nihayet öyle bir hale gelmiştir ki bayramdan 3 gün evvel büyük bir kavga neticesinde Sedat Bey'in refikası evi terk etmiştir. Kadın evi de terk etmiş. Ertesi gün kendine ait bazı eşyaları almak üzere tekrar eve gelen hanım, Sedat Bey ile bir arkadaşını Zelişte Hanım'la birlikte yemek sofrasının başında görmüş ve bu halden fena halde sinirlenerek çantasında bulunan tabancayı çıkartarak üzerlerine hücum etmiş ve iki elde atmış. Bu esnada Sedat Bey ile arkadaşı olan zat da hanımın elinden tabancayı almışlar falan filan. Fakat daireyi belediyenin bulunduğu aynı binada gündüz cereyan eden bu vakka hayli heyecan uyandırmış. Ve hadise de cart curt bilmem ne. Şimdi arkadaşlar Sedat Bey de diyor ki hadise böyle olmadı kurşun atılmadı falan filan diyor. Ee, Sedat Bey'in bu müdürün kaldığı binayla belediye binası aynı bina. Yani orada kalıyor ya artık bitişinde mi üstünde mi altında mı neyse o aynı binada kalıyor adam. Kadınla da ayrılıyorlar. Çünkü kadın çok kıskanç ve bu daktilo kadını kıskanıyor. Kadın eşyaları almak için eve bir geliyor. Herhalde adam şey ya ne abartıyorsun hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı falan filan diyor bu da herhalde. Kadın eve bir geliyor. İşte o birileri ve bu zerrişte hanım daktilo hanım. La adam yemek masasında yemek yiyor. Kadın da orada fıttırıyor herhalde. Kuruluyor alıyor eline silahı başlıyor patlatmıyor. O da evlerinde oluyor aslında bu lojmanlarında oluyor diyelim. Sonra Sedat Bey mektup yazıyor şeye. Bu başka haber. Ee, diyor ki bu böyle olmamıştır diyor. Silah atma, milah atma yoktur. Yanlış biliyorsunuz falan filan diyor. Bir de gittiniz o resim yaptınız. O resim de doğru değil diyor. Tamam mı? O resmi ben size böyle gösterebilir miyim? Bakayım. Yok. Silah attım falan filan. Resim doğru değil diyor. Bilmem ne. Ee, yanlış resim etmişsiniz diye gazeteye de tekzip gönderiyor. Gazetede şey diyor. E, tabii ki diyor yani Sedat Bey'in bu olayda bu olay çok kötü bir olay ama suni şeyi suyu taksiri olamaz diyor. Derc ettiğimiz resim ise uydurma değil, temsilidir diyor. Eyvallah kral. Çok ikna edici olmuş gerçekten. Uy, uydurma bir resim yerine temsili resim yaptık canım yani. Olayı olduğu gibi anlatacak bir resim değil. Biz sadece öyle bir temsil ettik diyor. Peki bu kıskançlık olayları çok ciddi meseleler arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin gerçekten birine bela okuyacaksanız yüreğine kıskançlık versin diyebilirsiniz yani bitmesin o falan bence çok acayip bir bela insanın başına gelen kimsenin başına gelsin istemem ve şöyle bir şey var 1930 senesinde yine bir zaman yolculuğu tavsiyesinde bulunalım gidersek o zamanlara <laughs> arkadaşlar şöyle bir haber şey köşe yazısına denk geldim. Küçük de bir şikayet, hafif de esprili bir haber. Dikkat edin yani orada 1930'a gittiniz, İstanbul'da maneta yaptınız. Anladın mı? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Dikkat edin yani. Çok sevdiğim bir arkadaşından almış bu mektubu. Diyor ki arkadaşı, reji idaresi bizi büyük bir tehlikeye maruz bırakıyor. Reji idaresi dediği bu tütüncüler yani tütün yapan şirket var ya ondan bahsediyor. <laughs> müdafaana muhtacız diyor. Arkadaşına diyor ki yani sen gazetecisin bizi müdafaa et Allah aşkına falan filan. Aziz arkadaşlarımdan bir zat bayram için İstanbul'a gelmiş dün bana geldi. Hal hatır sordum. Hanımı ile kavga ettiklerini söyledi. Sebep reji idaresi. Ciddi söylüyorum. Reji idaresi. Reji idaresi. Serkil Dorian paketlerinin yarısı kırmızı boya. Ya oğlan paketin olduğu cebe Sabahleyin aldığı beyaz temiz mendilini koymuş. Yani bu Serkil Doryan diye bir sigara var. Onun yarısı kırmızı boya. Herhalde filtresinin olduğu yer mi kırmızı boya? Bir yeri kırmızı boya. Oğlan da eleman da paketi o almış. Sabahleyin bu cebe koymuş mendilin olduğu cebe. Akşama mendil pul pul kırmızı. Bunu gören hanım hangi kadının dudaklarını sildin diye sorgulamaya başlamasın mı? Vallahi yok billahi değil. Kim, kim dinler? Yarın bizim de başımıza gelebilecek olan bu kazadan nasıl korunacağız? Muhterem reji idaresinin nazarı dikkatini bir celbedi verirsen seviniriz. Belki dinlemezler ama hiç olmazsa böyle olabileceğini hanımlar öğrenirler de derdimizi kolay dinletebilmiş oluruz. Gördüğünüz gibi eğer hanımlar siz de 1930'a gittiğinizde orada birine aşık oldunuz bir şey yaptınız bir geldiniz adamın cebinde kırmızı işte mendili silinmiş. Hemen çocuğun üzerine atlamayın sen kimin rujunu sildin de, ne yaptın da falan diye. Bu sigaradan oluyor olabilir. Ona dikkat edin. Serkil Doryan paketlerinden, sigara paketlerinden oluyor olabilir. Aman diyeyim ee, şeye düşmeyelim arkadaşlar. 1930 yılında bu kıskançlık mevzularına düşmeyelim. Ve geçen haftanın mükemmel şeylerinden biri ee, dedikodularından, sosyete dedikodusu diyelim sosyete dedikodularından biri bu Maribel yüzünden şekerci Ali Muhittin Bey ile şair Hüseyin Suat Bey arasında bir mesele olmuştu. Ali Muhittin Bey dövmüştü kendisini tiyatroda çünkü kendisi aleyhine kendisini hicveden bir şiir yazı, yayınladığı için ve bu mahkemeye verilecek diyor. Bu hadise şair Suat Bey mahkemeye başvurmuş deniyor gazetelerde. Bu konu hakkında ve gazetemiz hatta şu şekilde diyor Maribel hadisesini kendisinden de şeyden de bahsediyor Ali Muhittin Bey'den de. Bir arkadaşımızın dediği gibi mesleki itibariyle tatlı ve yumuşak bir zat olması gereken Ali Muhittin Bey... ...Suat Bey'e latil lokum ve badem ezmesi yerine tokat ve baston ikram etti diye şey yapıyor. Hüseyin Suat Bey de mahkemeye müracaat ederek Ali Muhittin Bey'in aleyhine dava ikame etmiş... Ve orada gazetemiz şöyle diyor. Biz Maribel'in ela gözleri için iki Türk'ün dövüşmesine ve mahkemeye düşmesine doğrusu razı olamıyoruz demiş. Hiç hoşuna çok üzülmüşler bu meseleye. Ve sonunda da şöyle bir doğayla bitirmişler. Doğa demeyelim de e, e, niyet diyelim. Bakınız kadın parmağı neler yapmaya muktedirdir. Maribel, Marie, orada şey olmuş. Madam Maribel'in pembe ve sivri tırnaklı küçük ve zarif parmağı ko koca İstanbul'u alt üst etti. Hemen Cenabı Hak cümlemizi kadın parmağının şerrinden muhafaza buyursun. Amin demiş gazetemiz ve Maribel'in bu konudan çok mutlu olduğunu iddia etmiş. Öyle bir şey yok bu arada. Maribel evlenmiş mi evlenmiş Maribel'in haberi bile yok bence bu meseleden. Ama diyor ki işte kadın da oh reklamını yaptı diyor. Bir dahaki tiyatrosu ne satacak ne satacak falan filan diyor. Ama gelin görün ki arkadaşlar Ali Muhittin Bey bayramın ikinci günü Garden Bar'da bir hadiseye karışıyor ve gidip bir Rum gencini tokatlıyor arkadaşlar. Ali Muhittin Bey için işler hiç gitmiyor yani. Şekerci Ali Muhittin Bey bir Rum gencini de bayramın ikinci günü tokatlamış. Herkesin eğlencesine mani olan bu hadise üzerine birkaç Galatasaraylı genç Ali Muhittin Bey'in üzerine yürümüşler ise de şeker tacirinin kendilerine fevkalade iltifatı üzerine masasına oturmaya mecbur olmuşlar ve sabaha kadar içip eğlenmişlerdir. Yani adam gitmiş bir Rum gecici tokatlamamış. mı Galatasaraylılar da o oğlum ne yapıyorsun falan ya arkadaşlar tamam gelin oturun falan demiş kral Ali Muhittin Bey. O da bu şekilde şey olmuş. Peki şeyi okuyayım size. Neden bu olmuş? e, gazetelerimiz bu hafta şeyi yazmışlar. bu Suat Bey'in Ali Muhittin Bey'i sinirlendiren şiiri yazmışlar. Şiir şu şekilde ya da manzume. Sizinle ta bükreşe gitti biri cümbüşe dağıttı servetini bakmadı üçe beşe. <laughs> Diyorlar ki bu ödük vermiş size bir yüzük. Siz de Paris'ten ona gönderiniz bir düdük. <laughs> Böyle demiş ama Ali Muhittin Bey'in ismi geçmiyor adam da diyor ki yani bana yazıldı diyor ee, Hüseyin Suat Bey <laughs> ilk kez konuşmuş gazetelere <laughs> mesele bir sui tefehüm yüzünden çıkmıştır Ali Muhittin Bey yazıda kullandığım hödük tabirinin kendisine ait olduğunu zannederek kızmış halbuki yazımda bu kelimenin kendisi için kullanıldığına dair bir kayıt ve sarahat yoktur hakikaten öyle. Hem hödük demek küfür değildir. Bunu da öğrenelim arkadaşlar. Hödük demek küfür değilmiş. Lügatte manası kaba saba adamdır ki fena ve hakaret mahiyetinde bir şey olmadığı kanaatindeyim. Bu hadiseden evvel Ali Muhittin Bey ile dosttuk diyor. Gerçekten de dostlarmış bu arada yakın arkadaşlarmış kendisiyle. Ee, Ali Muhittin Bey'e de tabii ki gitmişler sormuşlar. O da diyor ki Evet diyor Hüseyin Suat Bey'in mahkemeye müracaat ettiğini ve benden tazminat istediğini ben de gazetelerden okudum. Tabii ben de Hüseyin Suat Bey aleyhine dava açacağım. Ve hakkımda kullandığı hödük kelimesinden dolayı tazminat isteyeceğim. Bu gece vekillerimle görüşüp yarın davayı açtıracağım. Benim de içtimai ve ticari mevkiim vardır. Ben de tecavüz edilen haysiyetimi mahkemede arayacağım şey diyorlar ya ama diyorlar ki Hüseyin Suat Bey hödük fena bir kelime değil hani kötü o manada kullanmadım diyor diyorlar. O da diyor ki pekala diyor o halde mesele yok. Hüseyin Suat bunu böyle söyler davasından vazgeçerse ben de davamda ısrar etmem ama adama hocam direkt görür görmez dövmüşsün sen tiyatroda sayın Ali Muhittin. Yani hiç ya bir de şekercisiniz yani. Neyse ben de dava etmem diyor. Hadiseden de müteessir ve müteessif olurum. Esasen müteessirim de ve bu iş için mahkemeye gitmek istemem. Şey diye soruyor gazetemiz zaten barıştırılacağınızdan bahsediyor yani barıştırmak istiyor insanlar sizi. Evet ama bu bazı arkadaşların arzu ve temennileri olabilir. Barıştırmak için şu ana kadar hiçbir teşebbüs olmamıştır diyor. Ve şeyi tazeleyerek böyle geçen ayı böyle bir hatırlıyor. Tuhaf şey doğrusu diyor. İnsanı bu kadar sıkı takip etmek de doğru mu ya diyor. Bükreş sefirimiz Sabri Bey'in ve o zaman konsolos bulunan Münir Bey'in pek büyük himmetiyle Romanya'da bir şube açmama müsaade edilmişti. Bu mesele hakkında tetkikat yapmak üzere Tayyara ile Bükreş'e gittim. Hadi efendim bir şaya diyor güya Maribel'in arkasından gitmişim diye. Halbuki ne münasebet diyor Ali Muhittin. Sonra diyorlar ki Maribel de evlenmiş falan. Evet ben de gazetelerde okudum. E, bilmem ne sinema yapmayacakmış. Ondan sonrasını dedikoduya bağlıyorlar. E, şöyle bir şey de var. Mesele nasıl çıkmış falan filan. Bu, orada bir başka gazetede de başka detay veriyor çünkü. Ben Mademoiselle Maribel'i yalnız sahne üzerinde tanımış ve sanatını takdir etmişimdir. Esasen Hüseyin Suat Bey de tiyatroyu çok sevdiğimi ve daima artistleri pek takdir ettiğimi iyi bilirler. Matmazel Maribel'in sanatını takdir ettiğim için verdiğim iki buketten dolayı hiç de arzu edilmeyen bir takım dedikodular çıktı. Ve pek nezih bir şairimiz olan Hüseyin Suat Bey, Suat Bey'in çirkin bir hicviyesinde benim için ağır bazı kelimeler kullandı. Kendisini centilmen bildiğim ve benim de çok cefa centilmence hareketlerimi gören Hüseyin Suat Bey'den bu hareketi beklemezdim. Kendisine rast geldiğim zaman ve kendimden geçtiğim için o hadise vuku bulmuştur falan diye de birazcık daha detay anlatmış. Yani Maribel'e e, Ali Muhittin Bey, şekerci Ali Muhittin gitmiş çiçek vermiş. İki buket çiçek vermiş. Neden? Çünkü artistliğini takdir ettiği için. Oradan da dedikodular çıkmış. Sonra bir tesadüf eseri Maribel Bükreş'e gittiğinde bu da peşinden uçakla Bükreş'e gitmiş. Ama diyor ki ben iş için gitmiştim oraya. Suat Bey de böyle bir şey yazmış. hicveden bir şiir yazmış ya da bir şey yazmış diyelim. Ama ismi geçmiyor aslında adamın. İsmi geçmiyor şey diyor. Bütün dünyada fevkalade şöhret kazanmış bir artistin Hüseyin Suat Bey gibi bir şair kalemiyle dedikodu mevzusu olması bilmem doğru mudur falan filan da diyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Ali Muhittin'in şeyleri ama bununla da bitmiyor. Daha demin ne oldu? Gardenberg'de bir tane Rum gencini tokatladı sonra içmeye devam etti. Çünkü birazcık işte bazen oluyor insanın böyle kötü dönemine denk geliyor yani talihsiz bir dönem olmuş bu. Sonra bakın burada da diyor işte Romanya şube açmaya gittim. Varan 3 diye bir haber daha çıkıyor. Ne arkadaşlar? Evvelki akşam Garden Bar'da gene bir dayak hadisesi olmuş. Ama bu defa arkadaşlar Ali Muhittin Bey galiba dayak yemiş. Ali Muhittin Bey şekerci Ali Muhittin Bey'in olayları 2 haftadır bitmiyor. Onu da şöyle hemen hızlıca okuyalım. Olay neden olmuş? Ali Muhittin Bey bir masada tek başına oturmaktaymış. Karşısında da diğer masada Fazlı Bey diye bir kaptan ile arkadaşları oturuyormuş falan. Ali Muhittin Bey gelmiş. Fazlı Bey'in masasında böyle oturan insanlara işte demiş ki o merhaba nasılsınız falan filan. İnsanları demiş ki benim masaya buyurmaz mısınız? Fazlı Bey de demiş ki olmaz senin yanına gitmelerine razı değilim baştan çıkarırsın demiş Ali Muhittin Bey'e. Ali Muhittin Bey de kardeşim sen ne karışıyorsun demiş. Bunun üzerine karışırsın karışamazsın. Diye ağız kavgası başlamış sonra ee, Ali Muhittin Bey demiş ki dedikodu bu kabadayıysan demiş gel lan dışarı demiş Fazıl Bey, yani lanı ben ekledim kabadayıysan gel dışarıya demiş böylece iki taraf masalarından fırlamışlar ve barın koridoruna çıkmışlar burada kavgaya Fazıl Bey'in taraftarları da kar karışmıştır ne olmuş tokatlar mokatlar Ali Muhittin Bey yüzünden yaralanmıştır. Garsonlarda e, şeyler böyle patırtı gürültü arasında garsonların da üstü başı falan filan yırtılmış arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Çok enteresan Ali Muhittin Şekerci Ali Muhittin'in başına gelenler. Adamın 3 tane kavga vakası olmuş oldu. Bu sonuncuda da dövmüşler diyorlar. Bakalım bu olay nasıl devam edecek nasıl şekillenecek. Başka bir şey var. Bakın gördüğünüz gibi barda dayah diye vermiş. Gardım barda Hacı, Hacı Bekirzade Muhittin Bey'i dövdüler mi? Meşhur şekercimizin oğlunun düştüğü durumlar diyelim. Bence buradan toparlar gibi geliyor bana. Şöyle bir kararımız varmış. İdari bir karar. Buna çok tepki gösteriyorlar. Lokanta ve birhaneler için sirkeci de saat 20'de kapatılıyormuş arkadaşlar sirkeci mıntıkasında yalnız hilal bar ve birhanesi geceleri saat 1'e istasyon birhanesi 24'e Steinburg bir anesi de 23'e kadar açık bulunabilecekmiş. Onun dışındakiler saat 22'de kapatılmaya mecburmuş arkadaşlar. Böyle bir karar çıkmış. Geçen hafta bunu dolaşmışlar. Millete demişler ki arkadaşlar bitti eğlence. Hadi evlerimize ışıkları kapatalım falan. İnsanlar buna çok tepki göstermiş. Bar sahipleri de tabii ki çok mutsuz bu karardan. Çünkü dünyanın en saçma ee, kararı bence. Şöyle diyor. Kışın akşam saat 17'de olurken saat 24'te kapatıyorduk. Şimdi hava 21'de kapanıyor. 22'de kapanmaya mecbur ediliyoruz. Ne zaman satış yapacağız? Müşteriler ne zaman oturacak diyor. Hakikaten çok saçma bir karar. Şimdi gidip alakadarlara başvuracakmış müessese sahipleri. Hakikaten anlamsız ve saçma buldum ben de bu kararı. Ne gerek var yani? Yani asayişi sağlayamıyoruz. Yok fuş oluyor, yok kavga oluyor falan diye baba niye kavga edenleri yani niye herkesi cezalandırıyoruz? Bu 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 zihniyet yani. Bu hala devam ediyor. Hani komple kapat Şey yapma. Uğraşmayalım. Masra dert çıkmasın, şey çıkmasın ne bileyim. Metro sabah kadar çalışmasın abi. Zaten masraf bir de asayişi zor. Salla gitsin anasını satayım. Böyle bir mantık var. bizim mantığımız bu yani. yola kasis koyalım arabalar hız yapana ceza vermek çok zor abi onunla uğraşamayız. Hangi birinde şey yapacağız onun yerine herkes suçlu olsun herkes o kasislerde arabalarını eskitsin. Bu böyle bir idare zihniyeti var bizde bu da büyük ihtimalle bununla alakalı bir şey bakalım şikayetleri yer bulabilecek mi ve yurt dışından bir aneden sonra olan bir meseleye gidelim nerede oluyor mesele Berlin'de oluyor Berlin ceza mahkemesinde görülen bir olay e şöyle o arkadaşlar. Joseph Tulipan isminde bir genç varmış arkadaşlar. Bu her pazar bir haneye gidiyormuş. Birkaç bardak içip falan filan gidiyormuş. E, i̇ki ay evvel de bu pazar günü yine gitmiş bir haneye. Bayağı bir içmiş. Arkadaşlarıyla orada böyle çok eğlenceli bir ortam varmış. Epeyce dumanlanmıştır diyor. Kafası. kafası. Sonra evine dönmek için yola çıkmış. Herifin kafası çok güzel. Kendi evine benzeyen bir evin içine girmiş arkadaşlar. Böyle açmış kapıyı girmiş artık kilitler de mi aynı kapılar açık mı yatıyor bu insanlar bilmiyorum. Gitmiş merdivenleri çıkmaya başlamış. Sonra arkadaşlar bir anda merdivenleri çıkarken hurra biri bunun üzerine yükleniyor anında pataküte herifi tekme tokat dövüyor. Şu fotoğrafta gördüğümüz Madam Holzinger dövüyor bunu ağzını yüzünü dağıtıyor. Adam da yedi dayan tesiriyle arkadaşlar 10 gün evinde hasta yatmaya mecbur oluyor. Birazcık böyle kendini toparlayınca da hemen mahkemeye gidiyor falan. Bu dava bunun davası. Kadın da diyor ki mahkemede bu zat diyor bu çocuk diyor dayağı kazan yemiştir. Ben onu yanlışlıkla dövdüm diyor. Ben onu onu değil kocam için hazırlanmıştım dövmek için. Kadın aslında kocasını dövmek için evde hazır bekliyormuş. O yüzden herif de böyle baya sopayla mopayla giriyor çünkü kadın. Karanlıkta yabancıyı koda, kocam zanniyle bir parça hırpalamışım diyor. Adam 10 gün hastanede kalmış ya. İnanılmaz bir şey. Neyse. E, kadının da çünkü kocası o da böyle bir acı bir acı bir adammış. Kadın artık bunda illallah etmiş. Aynı gün kocası da eve geleceği zaman pataklamak için hazırlarken bu çocuk tesadüf etmiş. Neyse e, kadının bu itirafı üzerine oradan sonra şöyle saçma bir şey oluyor. Mahkemeye nişanlısı ile birlikte gelmiş olan davacı yani bizim dayak yiyen çocuk yerinden kalkmış ve şu sözleri söylemiş. Ne demiş? Hakim efendi evlilik hayatının ne demek olduğunu şimdi anladım. Ben ise onu bambaşka tasavvur ediyordum. Haftada bir defa arkadaşlarımla iki bardak bira içmek için iki hafta hastanede yatmaya lüzum gösterecek olursa öyle evliliğin lüzumu yok. İşte mahkeme huzurumda nişanımı bozuyorum. Adam mahkeme huzurunda nişanını bozmuş. Nişanlısı da orada. Korkmuş çünkü bu ne lan evlilik böyle bir şey mi falan. Tabi sözler üzerinde nişanlısı böyle kıpkırmızı olmuş falan kız kıpkırmızı kesilmiş. Salondan dışarı çıkmış. Hakim de demiş ki yok kardeşim evlilik öyle bir şey değil falan filan. Bu nişanlıları tekrar barıştırmış hakim. Almanya'da kadına da baya bir şey yapmışlar. E, yüksek bir maddi tazminatta mahkum olmuş kadın. Bu da böyle Berlin'den böyle bir dava. Çocuk resmen yani çocuğun da başına gelecek olaya bak yani kadın kocasını dövmek için bekliyor yanlış eve gidiyorsun seni dövüyor. Sonra da çocuk diyor ki ulan evlilik böyle bir şey mi? İki bir ay yüzünden dayak mı yiyeceğiz falan? Nişanını atıyor, hakim de barıştırıyor. Ben o kızın yerinde olsam burada barışmazdım yani. Böyle bir şey diyorsa barışmazdım yani. Ne barışacağım? Neyse yine Berlin'deyiz. Madem Berlin'deyiz, Berlin'de mahkemeler böyle değişik değişik şeylerle uğraşıyor arkadaşlar. Bu da önemli. Genç bir kızın evlenmeden evvel kaç aşkı olması caizdir? Bu soruyla uğraşıyorlarmış Berlin 3. Hukuk Mahkemesi 1930 senesinde. Yani bungalova kaç kere gidebilir? O geyik var ya hani bungalova gitmiş bungalovada kalmış kız arkadaş falan filan. Bence saçma bir muhabbet de. Neyse o, o, ona, ona benzer bir şey. Kaç kere aşk aşık olabilir ya da sevgilisi olabilir ya da görüşebilir falan bir kadın. Berlin'de bu sorunun cevabı aranır. Neden? Çünkü Paul Engelberg isminde bir çiftlik sahibi var. Bu geçen sene böyle güzel bir kıza denk geliyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz Madame Engelberg diyor. Kadının ismini vermiyor. Bu kız çok beğenilen bir kızmış. Hakikaten de gördüğünüz gibi hoş böyle çekici bir hanımefendi. Genç bir kadın. Bu kızı çok beğeniyor falan filan. Ve kızı bir şekilde adam üstünden geliyor altına çıkıyor ikna ediyor evlenmeye. Sonunda kız da diyor ki işte gençlik hatası ile diyor. Yedi erkekte münasebette bulunduğunu itiraf etmiş ve hepsini birer birer anlatmış. Aşkım ben sana çok açığım ben sana anlatayım diyor. Bütün eski manitalarını yedi erkeği an anlatıyor. Sonra gazetemiz diyor ki aradan haftalar aylar geçip de aşkın kızgınlığı azalmaya başlayınca güzel karısının vaktiyle yabancıların kolları arasında geçirdiği anları düşünmek erkeği cehennem azaplarına sokar. Yani adam bir anda Allah'ım diyor böyle bir kıskançlık krizlerine girmeye başlıyor. Haftalar aylar sonra kral ve araştırma yapıyor bu adam tamam mı? Bu kızla alakalı şüpheleniyor yani. Karısının evlenmeden evvel 7 değil 15 erkekle münasebette bulunmuş olduğunu tespit edince derhal mahkemeye müracaat ve izdivacın Na temam itiraf üzerine isnat eylediğinden bahisle fesini talep ediyor. Yani adam diyor ki bana 7 demişti bu kadının 15 manetası olmuş 15 ilişkisi olmuş benden önce o yüzden de bu evliliği bitirelim falan filan diyor. Şimdi mahkemede ilk defa görülüyor diyor böyle bir şey. 7 yerine 15 dostu olduğu tahakkuk etmesinin talaka bir sebep olup olmadığını tespit edecekmiş mahkeme. Almanya'da da böyle bir durum var. Yani ne oldu? Yani yedi değil sana yalan söyledi. Hatırlamadı. Unuttu. Sen bunun teklifatını nasıl yaptın? Ondan önce yapsaydın abi falan. Nasıl bir krize geçtiyse artık adam... Bence bahane uyduruyor. Net. Boşanmak için. Bana öyle geliyor. Emin de olamadım. Böyle de Berlin'den değişik bir haber arkadaşlar. Çok da önemli değil kaç kişiyle birlikte olduğu. Ben size söyleyeyim. Ve şimdi... Evlenmekten kaçan başka bir insan İzmir'de geliyor bu haber İzmir Basmane istasyonunda oluyor o da şöyle bir tane böyle genç bir erkek tamam mı şeye geliyor böyle elbisesi elbise erkek elbisesi falan bilet şey Basmane İstasyonunda bilet almak için geliyor o sırada bunun sesinden mesinden görüntüsünden şüpheleniyorlar. Polisler de bunu alıyorlar. Ya bir sen bir gelsene kardeşim, kenara diye. Bunu şey yapıyorlar. Böyle konuşturdukça ulan iyice şüpheler ulan bu bu kimdir, nedir falan. Ankara'ya da gitmek istiyorum diyor. Üzerindeki elbisesi, saçlarının böyle şapkayı çıkartıyorlar. Kız böyle çıkartınca kadın saçı gibi kesilmiş saçları da. Allah Allah falan iyice şüpheleniyorlar. Ee, üzerinde de arıyorlar, 600 lira da para çıkıyor. Üzerinde soruyorlar, adın ne diyorlar yani senin? O diyor ki benim ismim Fuat. Ama yani lan sen kadınsın. Neyse sonunda şey yapıyor, bir şekilde anlaşılıyor ki bu genç bir kadın ee, aslında şey değil yani erkek değil, erkek kılığına girmiş genç bir kadın İzmir'den Ankara'ya gitmek için tren istasyonunda bilet almaya çalışırken polislere yakalanıyor. <laughs> Özeti bu yani. Sonra adım Fuat dedi ya şey yapıyor itiraf ediyor. Ne ismin? İsmi İrfanmış bu. Hanımefendinin şurada fotoğrafını gördüğünüz soldaki fotoğrafını gördüğünüz hanımefendinin ismi İrfanmış. Samsun'dan kaçmış. İzmir'den Ankara'ya gitmek istiyormuş. İstanbul'da üstünü değiştirmiş. Çok garip bir kaçış hikayesi bu arada. Ben böyle bir kaçış görmedim yani. Saçma sapan bağlantısız. Adana vapuru ile yani vapurun ismi Adana. Adana vapuru ile buraya geldim bugün de Ankara'ya gidiyorum demiş. Neyse niçin gidiyorsun Ankara'ya falan filan. Ee, orası boşluk gazete nedense yazmamış yani diğer gazetelerde de yazmıyor. Bilmem ne için gittim herhalde şey için sınav için gideceğim falan filan mı demiş ne bilmiyorum. Neyse dün akşam üzeri de polis bunu almış İstanbul'a geri postalamış Adnan vapuruyla. Neyse e ee, bu şimdi arkadaşımızın e, esası neymiş? Bu da ertesi günde gazetelerimizde bu hafta çıktı. Yani böyle bir kadın üzerinde 600 lirayla yakalanmış, erkek kıyafeti giymiş bir genç kadın. Ne yapmaya çalışıyor bu? Bu neden kaçıyor? Bunu öğrenmişler. Nerede oturuyormuş? Şey, Çengelköy'ünde oturuyormuş kendisi. Eniştesi Mehmet Bey'den 950 lira çalarak kaçmış. Sonra e, İzmir'de mahkemeye falan filan çıkmış ama sonra kendisini şey yapmış hakim salmış bunu daha sonra hani senin yargılamanı yaparız diye İstanbul'a geri şutlamışlar dedik. Olay nasıl olmuş? Bunun babası bir tütün şirketinde mübaya memuru bulunan Mehmet Bey'miş. E, ha Pardon Mehmet Bey'in baldızıymış bu. Bunun şeyi e, ne denir ona baldız nesi oluyordu eniştesi işte Mehmet Bey. Tütün şirketinde mübaya memuruymuş. 18 yaşındayım diyor. 5-6 aydan beri üvey ablamın evinde misafir bulunuyordum. Üvey ablasının evinde. Ben buradayken ablam İffet Hanım polis Ahmet Efendi namında birisiyle beni nişanladı. 2 aydan beri kendisiyle nişanlıyım. Benim ada pazarında oturan bir ablam daha vardır. Onun zevci yani oradaki eniştesi demiş ki enişten Mehmet Bey'den 100 lira al getir ben seni akrabamdan birisine veririm. Buna karşı o zaman bir şey dememiştim. 25 gün evvel Ada Pazarındaki eniştemden bir mektup aldım. Tekrardan adam yazıyor. Ablan seni bir polise vererek intikam almak istiyor. Ona varma. Ben sana daha iyisini bulurum. Ablanın bütün paralarını al. İzmir tarihiyle gel diyordu. Böyle de garip bir şey yani. Kız üvey ablasının yanında. Üvey ablası bunu polisle nişanlıyor. Başka bir ablası daha var. O da ada pazarında oradaki eniştesi de buna mektup yazıyor. Diyor ki üvey ablan senden intikam almak istiyor. Seni polisle nişanlayarak sen siktir et diyor. Onun paralarını al ada pazarına gel ben seni burada daha iyi biriyle nişanlayacağım diyor. Böyle de garip bir hikaye. Okey tamam. Bu ne yapıyor? 30 Nisan çarşamba günü diyor. Ablam çarşıda bulunduğu bir sırada yatak odasındaki komedinin gözünden 850 lira kadar parayı alarak evden çıktım. Şimdi burası, burası çok garip. Çengelköy'den Kandilli iskelesine kadar koştum, oradan Büyük Dere'ye gittim. Büyük Dere'de tanıdığım bir kadının yanına gelerek kıyafetimi değiştirdim. Yani Çengelköy'den Kandilli yok, Kandilli'den Büyük Dere'ye gidiyor. Orada kıyafetini değiştiriyor ve 4 gün sonra Adnan ile İzmir'e gittim. İzmir'e gidiyor. Ada pazarına gitmen gerekmiyor mu kızım senin? Neden böyle yapıyorsun? Maksadım oradan Ankara'ya sonra da Ada Pazarına gitmekti. Yani İstanbul'dan İzmir e, İzmir'den Ankara'ya, Ankara'dan Ada Pazarına gitmek gibi bir şeyi var. Yani dümdüz bir araba tut Ada Pazarına git. Niye yapmıyorsun öyle Çengelköy'den? Anlamadım. İzmir'de nasıl yakalandığımı zaten dün yazdınız diyor falan filan. İrfan Hanım da İrfan Bey, İrfan Hanım tabii ki. İrfan Hanım'ın da böyle garip bir kaçış hikayesi. İstanbul'da Ada Pazarına gitmek için önce İzmir'e, sonra Ankara'ya, sonra da Ada Pazarına. Bana bu hikayede hala bir boşluklar var gibi geliyor. Çok da inanmadım açıkçası İrfancım. Bu anlattığın hikayeye birçok yerinde boşluk var. Bakalım bunun da mahkemesi olur. Bunu da izleriz. Kıyafeti de bu erkek çocuğu kıyafetiyle görülen İrfan Hanım da bu arkadaşlar ve böylelikle de artık 19. haftamızı da bayağı hızlı bitirdik. ha. Çok hızlı oldu. Ee, şekerci Ali Muhittin gerçekten çok talihsiz bir hafta geçirmiş. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. 20. haftamızda bakalım gazetelerimiz nasıl devam edecek? Neler olacak? Neler bitecek? Ne dedikodular olacak? Devam edecek dava var mı? Düşünüyorum. Galiba şu anlık yok. Bu, bu çocuğun şeyini görürüz bu ne kafayla oradan oraya gitmiş falan filan. Bütün bunları değerlendirdiğimiz haftamızın da sonuna geliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.